Kocaeli Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Bugünkü örnek aracımız sıfır bir araç. Beyefendi il dışından alıyor. Kastamonu'ya giderken yol güzergahından bize uğruyor. Aracın şu an kilometresi 423. Evet, 423 kilometrede. Araçta herhangi bir boya değişen herhangi bir kusur yok arkadaşlar. Aracımız orijinal. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kesinlikle marka ve firma karalaması yapmıyorum ama şunu paylaşmak istiyorum. Beyefendi sıfır araç almaya karar verdiğinde bayi bayi dolaşıyor ve bütün bayiler elimizde araç yok. Yok diyor ama neyse yok diyor. Fakat buluruz ama şu kadar komisyon isteriz. Tabii o da kendi memleketinde bulamadığı için il dışındaki bayilerden aramış ve bulmuş, almış. Ben de dedim ki herhalde komisyon vermediniz. Yok abi, buna da komisyon verdim dedi. Abi ne kadar verdin dedim. Yani 50 ile 100 bin arası gibi bir şey söyledi. Fiyatları temsili söylüyorum. Yani aracın fiyatı 1 milyonsa 100 bin lira hava parası vermiş beyefendi. Dedim abi niye veriyorsun dedim. Yok kardeşim dedi, araba yok dedi. Öyle diyorlar bayiler. Ya araba nasıl yok Allah aşkına. Depolar delice araba dolu. Kocaeli'de bildiğim bir sürü yerler var. Gizli sote yerlere araba saklamışlar. AVM altlarında, bina altlarında, otopark altlarında. Nasıl sıfır araç yok ben anlamıyorum ya. Gidiyorsun bayiye, sıfır araç yok işte gelecek. İşte gelecek ama şu fiyattan, liste fiyatından. Tamam, karşı bir 1.600.000. Faturayı kesiyor 1.400.000. Abi 200.000'e nerede? İşte kardeşim oydu buydu. Ya 200.000'lere cukka. Almıyorum kardeşim. Almıyorsam kardeşim alacak adamlar var. Almayın arkadaşlar, almayın. Ellerinde patlasın. Ya siz araba aldıkça bunların sonu gelmeyecek. Adam bana yazıyor ya Sami Usta sen ekspert işine baksana, senin işin bu değil. Sana ne? Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Ülkeyi sen mi kurtaracaksın? Arkadaşlar bu bir iş değildir. Bu bir vatandaşlık görevidir. Bugün başkasına yapılan yarın sana yapılacak. Tamam sen arabaları böyle yüksek satıyorsun. Ama yarın öbür gün bir ev kiraladığında, bir ev aldığında, bir başka bir şey aldığında aynısını sen de göreceksin. Çünkü bunun sonu yok. Bakın görün yorumlara yazacaklar. Sana ne Sami Usta? Senin işin bu değil. Sen ne karışıyorsun? Senin ekspertin kaç para? Sen bedava mı yapıyorsun? Hırsızın hırsız desteklemesi nerede görülmüştür? Sen hırsızsın ki hırsızı destekliyorsun. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Böyle bir şey yok. Ben böyle bir şey burada gördüm ya. Bizim Almanya'da, Avrupa'da bunu yapamaz. Affedersin adamın keserler. Sadece araba olayı değil, kiralar da aynı şey. Artık devletin buna bir el atması lazım. El attı evet ama yine çaresini buldular. Arabanın sıfır fiyatından yüksek yazamadılar. Aksesuar yazdılar. Ne alaka aksesuar? Zaten bu arabayı alırken bunlar içinde oluyor. Tamam ustam diyorum, aksesuarlarını sök ben öyle alayım diyorum. Yok ben sıfır alırken böyle aldım. Aksesuarlı fiyatı da aldın zaten. 2 milyon aldığın arabayı 2,5 milyon yazmışsın. Sıfır araba yok kardeşim, git sıfır araba al diyor bana. Ya söylenecek çok şey var da işte yeri burası değil. Zaten olayı siyasi olarak dökmedim arkadaşlar. Sakın böyle bir düşünceye kapılmayın. Siyasi olarak bakmıyorum. Bu olaya da acilen bir çare bulunmalı. Adam akıllı böyle birkaç kişiye ceza yazılsa inanın ki kimse ne araç satabilir ne araç alabilir bu şekilde diye düşünüyorum. Ev, araba, market her konu için geçerli arkadaşlar. Sadece araba için konuşmuyorum. Rahatsız olduğum bir konuyu size paylaşmak istedim. Böyle bir video çekmek istedim. Fikirlerime katılan da olacak, katılmayan da olacak. Herkese saygı duyuyorum. Herkesin kendi fikrine göre düşüncesi vardır. Benim bir düşüncem bu, benim fikrim bu. Herkesin düşüncesine saygı duymak zorundayız. Ama şunu söylemek istiyorum. Düşmanı boşuna dışarıda aramayalım. Biz bize yeteriz. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Böyle ilginç videolarımız gelecek. Bizleri Instagram, Facebook ve YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. Belki biraz ağır konuştum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.